Bunu ...38 yıl Bayburt'ta yaşadım. Daha sonra İstanbul'a nakil ettim. İstanbul'da ticaretle uğraştım. Orada karikatür kendi halime çizerken Milliyet Gazetesi'nde bir arkadaş benim karikatürlerimi gördü. Beni Milliyet Gazetesi'ne götürdü ve orada 25 yıl karikatür çizdim. Leman, Cillop, Kütük, mizah dergilerinde, Türkiye'nin hemen hemen her tarafına giden mizah dergilerinde karikatürlerim yayınlandı. Emekli olduktan sonra Boyabat'a geldim, Sinop'un Boyabat'a. Boyabat'ta da mahalli dergilerde de çizdim. Karikatürlerimi çizmemdeki şekil, bu bir yetenek. Cenab-ı Allah'ın bana verdiği bir yetenek. Ben bir yerden de öğrenmedim. Kendi yeteneğimle bunları yaptım. Ve böylece devam etti. 20-25 sene karikatür çizdim İstanbul'da. 10-15 sene de Sinop Boyabat'ta çizdim. Rahmetli Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın resimlerini de, karikatürlerini de çizdim. Hiçbir zaman da tepki görmedim. Güzel anılarım oldu. Hanımım vefat ettikten sonra kendimi asıl mesleğim olan karikatürlük mesleği, ahşap yakma mesleğimi gündeme getirerek günümü geçirmeye gayret ediyorum. Çünkü yalnız kaldım ben. Yalnızlığımı bunları yaparak tekrar günümü
daha güzel geçirmemi sağlamak için yapıyorum. Eşime, dostuma da bunları göndererek mutluluk duyuyorum. Bala sayısını bilmiyorum. Kaç tane yaptığımı, kaç tane çizdiğimi unuttum. Yani saymaya kalksam sayamam. Çok çok karikatür çizdim. Kitabı yapmamda iki tane kitap yaptım. Biri Bayburt ve Fıkraları, ikincisi de Bayburt fıkralarını karikatürize ederek yaptım. Bu kitabı yapmamdaki, yazmamdaki asıl maksat, gaye, bu kitaptaki bulunan karikatürler, fıkralar eskiden bugünümüze kadar kalması için yaptım. Bir, eşim, dostum, arkadaşım, insanlar bunu hatırlaması için, geçmiş zamanı hatırlamaları için kitaba dönüştürdüm. Yurt dışından Türkiye'ye Legends programı dolayısıyla gelen insanlara kurs verdim ben. Ayrıca Türkiye'deki insanlara da kurs verdim. Yüzlerce insan yetiştirdim ben. Ömrüm hep bu sanatlarla geçti. Ömrüm yettiğince devam edeceğim ve zevk de duyuyorum.